الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. حرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Allah-u Azimüşşan'ın bizlere vermiş bulunduğu fani hayat, hızla sabun köpüğü gibi sönmekte ve kar topu gibi erimektedir. Her saniye bize takdir ve tayin olunan ömür sermayemiz durmadan tükenmektedir. Bu önüne geçilmez tükenişin içinde acaba içimizdeki, aramızdaki, cemiyetimizdeki Müslümanların yüzde kaçı bunun farkındadır? Tükenen ömrümüzün, eriyip giden hayat sermayemizin farkında mıyız? Evvela bunu hatırlamak lazım. Bunun ne faydası var? Aziz müminler, madem ki şu fani dediğimiz hayatın içindeyiz, mutlaka içinde bulunduğumuz hayatı kaybedeceğiz. Bu hususta kimsenin tereddüdü yok. Bu hayat mutlaka elimizden alınacak. Bu hayat bize emanet olarak verilmiştir. Bu hayat bize ariyet olarak verilmiştir. Hayatın sahibi, hayatın halikı biz değiliz. Bu hayatı yaratan Allahu Teala bize emanet olarak bu hayatı vermiştir. Sonunda mutlaka elimizden alınacak. Bu emanet alınacak. Ancak bize verilen bu çok kıymetli hayat emanetinin nerede, nasıl ve ne şekilde kullandığımızın da hesabını soracak. İslam itikadı bu hususta kesinlikle böyledir. Böyle inanmıyorsa zaten bir kimse ebediyen Müslüman olamaz. Allahu Azimüşşan bize verdiği bu hayatın bütün safhalarından, bütün saniyelerinden, dakikalarından ve saatlerinden teker teker bizi suale çekecektir. Nasıl harcadığımızı, ne yolda harcadığımızı, nerede kullandığımızı
Allah'ın emrettiği yolda mı, Allah'ın nehyettiği yolda mı kullandığımızı aynen bizden soracaktır. Mesuliyet altında olduğumuzu Kur'an-ı Mübin haber veriyor. Şimdi bir Müslümanın şuurlu olması demek, şuurlu Müslüman demek, işte bu sorumluluğun farkında olan insan demektir. Attığı her adımdan sorumluluk hissiyle, attığı her adımı sorumluluk hissiyle atan Müslüman. Acaba İslam'a uygun mu hareket ediyorum, İslam'a aykırı mı hareket ediyorum şeklinde, İslam'a uygun hareket etmiyorsam mes'ulüm, suale maruzum, Allah'ın azabından korkarım demesi lazım şuurlu Müslümanın. Bu şuuru ayakta tutması lazım. Biraz sonra örnekleriyle göreceğiz. Yaşadığımız şu vahşi hayat, bizi böyle bir şuurdan ve sorumluluk idrakinden mahrum bırakıyor. Mütemadiyen medeni hayat çığırtkanlıklarını, medeni hayat davetini yapanlar bugün vahşi bir hayatla karşı karşıya geldiklerinin farkında bile değillerdir. Medeni hayat. En fazla bu kelimeyi duyarsınız onlardan. Medeni hayat, medeni hayat. Çok kullanırlar bunu. Muasır hayat veya çağdaş hayat, en son uydurdukları bir kelimeyle çağdaş hayat diyorlar. Çağdaş hayat. Böyle bir hayat, medeni bir kelime, medeniyet kelimesiyle ifade olunmaya çalışılıyor. Kesinlikle bugünkü şekli, bugünkü vahşi canavar akışı içinde bu hayata medeni hayat demek mümkün değildir. Medeni hayatı böyle izah etmeye, böyle anlatmaya da imkan yoktur. Bütün bunlar bizi şuurlu olmaktan, mesuliyet hissiyle hareket etmekten alıkoyuyor. Bir türlü düşünemiyoruz. Bir türlü hayatımızı hesaba çekemiyoruz. Bir türlü nerede bulunduğumuzu, hangi cemiyetin içinde yaşadığımızı bilemiyoruz. Acaba şu içinde yaşadığımız cemiyetten Allahu Teala razı mıdır? Acaba içinde yaşadığımız şu cemiyetten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem razı mıdır? Hani şunun hesabını bile yapmış değiliz. En koyu hacımız, hocamız dahi bu muhasebeyi yapmış değildir. Envela kendi nefsimi hesaba katıyorum. Oturup da şöyle 3-5 Müslüman bir araya gelip de yahu şu bizim yaşadığımız hayat Allah'ın razı olduğu bir hayat mıdır diye kimse konuşmuyor. Bir araya geldikleri zaman Müslümanlar dedikodu ediyorlar. Falan böyle söylemiş, filan şöyle söylemiş. Falan yerde satılık arsa varmış, falan yerde efendim ipotek varmış, bankalar, faizler, ticaret, senin işçin var mı, ben patron, sen şu, mütemadiyen dünyalık meselelerle meşgul oluyoruz. Bugünkü Müslümanların büyük ekseriyeti ihtiyacı için çalışmıyorlar. Muhtaçtır, ihtiyacı vardır da onun için çalışmıyor. Durmadan mal yığmak ve istif yapmak için çalışıyor. İhtiyacını çoktan görmüş adam. İhtiyacını çoktan görmüş. İhtiyacını aşmış, ihtirası, istifçilik, biraz daha yığınak yapmak için çalışıyor. Ve bu da onu ebedi hayatın sorumluluğundan uzak tutuyor. Nereye gideceğini, nasıl bir hesaba çekileceğini